Gülya bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu hanımın yaşını öğrenebilir miyim? 19 yaşında. Şimdi bazı kadınlar, yani bunu ben bir arkadaşımdan biliyorum. Onun da böyle bir sorun vardı. Çocuk doğurduktan yani. Sonra bu... Çocuk doğurduktan sonra ancak bu zevki tadabiliyormuş ya da onu anlayabiliyormuş, eşiyle zevk aldığını anladığını bilmiyorum. Tıpta böyle bir şey varmış yani. Kız arkadaşıma doktor böyle söylemiş. Evet, ben ve muhakkak doktora böyle bir şeyin danışılması lazım. Tabii. Yalnız burada bir konu, yani kadının kendi vücudunu tanıması gerekiyor. Veya bizim aslında gazetelerimizden birimiz hep erkeğe endeksi galiba. Yani kadının kendi vücudunu tanıması çok zor. Toplumsal baskılar nedeniyle. Öyle olunca da işte bastırmış cinsellik olunca bastırmış bireyler oluyoruz. Ve bu bastırmışlığı da her tarafta kutluyoruz. Ama, bu açıdan kadınların kendilerini tanımaları ve özgürleşmeleri... Kadınlar zaten bu konuda özgür değiliz. Kalkıp da karşımdaki erkeğe de diyemezsin ki ben senden zevk alıyorum. Yani şunu niye diyemezsin? Yani işte. Bunu ben derim, başkası der de bunu her kadın diyemez. Bir de kalkıp da gerçekten evliysen kocana bunu söyleme. Çok zor olur. Bu sefer de ne oluyor? Ay, kocası diyor ki a bak benim karım daha önceden demek bunu denedi de bunları işte biliyor. Bu doğru, yani tabii, Türk toplumunda bu konuları biliyorsunuz. Fazla açmak hiçbir zaman iyi olmamış. Hep kısıtlı olmuştur. Evet, hanımefendi söyleyecek bir şeyiniz. Buyurun. Ben erken evlilik yapmıştım. 16 yaşında evlenmiştim. Acaba onun bir yetkisi olabilir mi? Ben de çok yetkisi var. Şimdi ben bu konuda birkaç şey daha söylemek istiyorum. Hakikaten bu diyalog olması lazım. Yani bir kere kadının bilgisizliğine, cehaletine prim verilen, evet. Hani bu erdem sayılan bir kadın ne kadar cahilse cinsellikte, ne kadar bilgisizse ve ne kadar sessizse o kadar mahpus tutuluyor. Kadın sessiz olmamalı. Hakikaten isteklerini, fantazilerini, arzularını erkeğine yansıtmalı. Senin hatta karşısında oturup konuşmalı. Sen mesela benim kulağıma yemiyorsun, ben bundan hoşlanmıyorum. Kadın bunu söyleyebilmeli. Yahut işte sevişirken şu hareketi yapıyorsun, beni buz gibi donduruyorsun. Bunu söyleyebilmeli. Bütün bunlardan daha fazla kadının kendisi, o kendi cinselliğini keşfetmesi lazım. Sanırım bunu söyleyemiyor ama en azından eliyle belli ediyor veya bir şekilde yani belli ettiği zaman bir erkek onu takip edemeyecek bir heyecan içinde ama oradan heyecan içinde. Ve Hülya'nın söylediği çok doğru. Çocuk doğurduktan sonra kadınlar çocuğun memelerini emmesi vesaire filan. Kadında daha cinsel duyarlılık, bu hanım bu cinsel duyarlılık yaratıyor.